Merhabalar herkese. Şöyle bir Nurgle serisi yapasım geldi Kugat'la. Thrones of Decay'e çıktıktan sonra Kugat da tabii birazcık kendince yenilendi. Yani diğer iki Nurgle fraksiyonu kadar böyle özel mekanikleri yok ama veba daha güçlü üretiyor. Yani Kugat da bir de sevimli bir abimizdir sonuçta, veba babamız. Neden Kugat'la oynamayayım dedim. Hem ayrıca 5.2 güncellemesiyle 2 ay önce falan bu videonun yayınlanmasından kaos fraksiyonlarının tarikat sistemi elden geçmişti. Onları da hiç deneme bir şansım olmamıştı. Bu vesileyle onu da denemiş olayım dedim. Şöyle bir haritanın şu oyunun en zengin yerlerinden birinde başlıyoruz ama bakalım. Veba Baba Kugat. Diğer büyük lekeli olanlar henüz yok olmamış vebaları yaymak için uğraşırken Veba Baba Kugat yeni ve ölümcül yaşamın üremesine hayran kalır. Kugat bir gün tanrılara bulaştırabilecek bir bulaşıcı hastalık üretmeye başlıyor. Veba Baba simya teçhizatlarıyla dolu devasa bir tahtrevanın üzerine biniyor. Kaynayan tozlarla dolu şişeler, tarifsiz sıvı şişeleri ve Nurgle zerreleriyle doldurulmuş çuvallar. Bu büyük yığın Nurgle zerrelerinden oluşan bir grup tarafından havada tutuluyor ve Veba'nın hastalık fıçısından doğan sayısız Nurgle zerresi Kugat'a katılıyor. Of, okuyamadım ya. Yayın yapmaya video çekmeye unutmuşum. Kendisinin dediğim gibi veba üretirken ek bir kutsanmış semptom ekliyor. Bu kutsanmış semptomlar eskiden yoktu galiba, değil mi? Artık yeni eklenen şeylerden bir tanesi. Yani daha güçlü semptom vebalar üretebiliyor ve her atladığı 10 rütbede o kutsanmış semptomların sayısı artıyor. Daha da güçlenebiliyor yani şeyleri, vebaları. Artı büyümesi var, artı yetiştirme sağlığı var. Lord etkileri veba, bu Lord'un ordusuna veba bulaştırırken ki yani Nurgle'la kendi yerleşim yerlerinize ya da ordularınıza veba bulaştırdığınızda olumlu etkiler alırsınız. Daha ucuza bulaştırabiliyorsunuz. Nurgle yozlaşması yayıyor ekstradan. Vebanın yayılma şansı da artı %15 oluyor Lord'un ordusuna. Ya da Lord'un ordusundan. Ondan çok emin değilim. Böyle güzel, sevimli bir arkadaşımızdır. Ayarlara geliyoruz. Efsanevi. Çok zor. Erken uyarı zamanını minimuma çekmeyi severim bilirsiniz. Eğer ne kadar kara arkan, siyah arkan serisinde başıma çok büyük bela açmış olsa da. Olsun, sürpriz olsun yine de. Onun dışında yapay zeka, istatistik güzel. Bunu da her seferinde yanlış okuyorum değil mi ya? Okumayı beceremiyorum. İstatistik düzenleyicisi maksimumda olsun. Süre sınırı yok. Demir adam modu açık. Sefere başla. We shall shower our foes with plague, pox, virus, and sickness. They revel in the rot. Ya oyunun zaten her zaman yani %99 ve sen de beni çok güzel. Ya Kugat'ın da böyle hastalıklı konuşma, böyle nefesi kesilmiş gibi konuşması güzel. Çok seviyorum kendisinin o seslendirmesini. Efendim Nurgle hastalık bulaştırıcıları. Veba yaymak, ya bu arada birim üretme sistemi Nurgle'ın fraksiyonlarının şeyidir ya. Çok büyük potansiyele sahip yani. Birazcık yavaş yayılan bir fraksiyondur ama en büyük potansiyele sahip ırklardan bir tanesi Nurgle. Çünkü yani hiçbir tur bile beklemeden basıyorsunuz birimleri. Anında bir sürü birim basmak. Yani birimleri bastığınız zaman düşük sağlıkta geliyorlar ama o başlangıç sağlıklarını arttırmak ve hızlı bir şekilde iyileştirmek falan mümkün. Ya ilerleyen aşamalarda böyle hiçbir tur bile beklemeden böyle 10-15 kişilik hayvan gibi ordular basmak falan mümkün oluyor. Potansiyeli çok yüksek yani. Evet, ilk görevimiz şu arkadaşı bir güzel dövmek. Şimdi vebaların açılması için 200 tane enfeksiyon kazandıktan sonra diyor. Ya bunun bir şeyi vardı, hatası vardı, hala geçerli mi ona bir bakmak istiyorum. Bir tane bina seçip 200 enfeksiyon isteyen, sonra onu iptal ederseniz evet hala geçerliymiş. Artık veba basabiliyoruz. Oyunun şeyini beklemedim ama neyse, hile yapmayalım. Ya hile yapmayalım, yine 200 tane birikene kadar bekleyeyim ben burada. Dur, binalara sonra bakarız. Şuradan bir diplomasiye bakayım, anlaşabileceğim biri var mı diye. Tabii ki yok. Zaten 3 tane kişiyle tanışıyorum. O 3 tane kişi de pek onlar istese bile ben barış yapmak istemem kendileriyle. Veba Kugat şöyle bir orduyla başlıyor. 3 tane Nurgle zerresi, 2 tane veba taşıyan kudurmuş kurbağa, 1 tane de parazit. Çok güçlü bir birimi yok ama veba taşıyanlar falan iyidir, hoştur. Ben neden birim çağıramıyorum? Kendi topraklarımda olmadığım için mi? Şu vaziyete geçersem bir şey değişir mi? Değişmiyor. Okey, peki. Bir tane kahramanımız var. Vebalı Nurgle büyücüsü kendisi ve bir tahrikçiymiş. Sefer hareket menzili önemli değil. Bu
kahramanlardaki sefer hareket menziliği şeyi etkilemiyor. Lord'u etkilemiyor. Kendisi kahraman dışarıda ordu dışında kullanıldığı zaman etkiliyor o sefer hareket menzili. Ekstra Nurgle yozlaşması ve düşman liderliği düşürme güzeldir ama fena bir özellik değilmiş. Tamam. Buyursun gelsin birlikleri yenilesin şurada. Öyleyse şu ilk savaşımıza bir girelim. Biraz kertenkele keselim. Hıpayı zafer mi? Okey. Birkaç tane menzilli birimim var ama hallederiz ya büyülerimiz. Hallederiz. Okey. Nurgle bu arada ordu yapısı olarak, birim karakteristiği olarak en uç noktada olan bir fraksiyon. Oyunun muhtemel en yavaş birimleri Nurgle'dadır. Ama aynı zamanda en fazla cana sahip birimleri de Nurgle'dadır. Ölmek bilmezler kısayası. Şöyle yapalım. Önce bir birimlerimize ufaktan bir yakından bakalım ya. Nurgle zerreleri dünyanın en eğlenceli tasarımına sahip birimlerden bir tanesi. Azıcık bir izleyelim kendilerini. Hayvanlar yaşamayı seviyor ya. Omuz omuza çıkmışlar, oyunu oynuyorlar. Şirin yani. Sonra klasik veba taşıyanlarımız var. Ordumuzun bel kemiklerinden bir tanesi. Bu arada Kugat... bütün kaos fraksiyonlarında olduğu gibi Kugat'ta da hem ölümlü birimler var hem ölümsüz iblis birimler var. Kugat iblis birimler konusunda daha iyi. Onlardan gitmeyi tercih edeceğim. Epidemius da iblis birimlerde daha iyiydi. Tamurkan ölümlü birimlerde daha iyi. Kugat'ın ihtişamına bir bakalım ya. Ya her kampanyanın başında söylemek zorunda mısın diyeceksiniz belki ama ya şu oyundaki tasarımlar da çok inanılmaz ya. Şurada bak. Oyundaki en güçlü birimler şunlar. Elbi taşıyorlar. 6 tane ufacık zerre. Okay, kahramanımız şu. Vebalı. Onun dışında kurbağalarımız, parazitlerimiz ve kudurmuşlarımız var. Kurbağalarımız da yine yüzlerinden gülücük eksik olmayan birimlerimiz. Şunlar da sinek birincilerimiz. Artık sinek mi dedim bunlara bilmiyorum. Direkt klasik kudurmuşlarımız var. Evet efendim, şimdi bu savaşta ideal olarak ön saflarda şu yakın dövüş yerlerimde ben bunları alırım. Arkalarında okçuları var malum. Nispeten hızlı yani 65 Nurgle için gayet hızlı ya da işte bu 90 ama bu uçan birim ve çok da yakın birim değil. Bunları da arkadaki okçuların üzerine saldırmak en ideal senaryo olacaktır. Nereye dizileyim diye bakıyorum da burası güzel ya. Burası güzel. Zaten Kugat bu arada bir ağır silah görevi gördüğü için uzaktan saldıracağı için üzerime geleceklerdir. Benim üzerlerine gitmemi beklemeyeceklerdir. Şöyle buyurunuz. Ağaçlara takılmayacak bir yere koyayım özellikle Kugat'ı da şuradan daha iyi sallar diye düşünüyorum. Okey, haydi bakalım. Motivasyon konuşmasını da ihmal etmiyor kardeşimiz. Direkt çakmış vallahi kafalarını. Okey, buyursunlar gelsinler. Hala gelmemekte ısrar ediyor. Şimdi gelir. İkinci atışını tutturamadı galiba. Hala gelmemekte ısrar ediyor. Şikayetim olmaz. Şuradaki kalabalığı hedeflesen daha iyi olacak. Şu arkadaşları aslında keşke ormana soksaydım. Şimdi ormana git. Çok geç kalmadıysam eğer. Elimizde hücum bonusu ve yakın dövüş saldırısı düşüren var. Sen de birazcık şöyle bir nefes büyüsü var bir tane. Çok güçlü bir büyü değildir ama. Yani Nurgle büyü okulunun harika büyüleri var. Hem iyileştirme konusunda hem hasar konusunda inanılmaz bir büyü okulu gerçekten büyü ilmi. Kendisinden bol bol faydalanmayı planlamaktayım. Az daha yaklaşsan şöyle. Okay, ok.
patlamaya başladılar ama dediğim gibi ya zırhları azdır ya da bazılarında hiç yok Nurgle zerelerinde olduğu gibi. Ama velakin hayvan gibi canı olduğu için çok da koymaz. Siz şöyle gelebilirsiniz. Siz de saldırın direkt onlara. Hatta siz de gidin. Geldiniz mi? Siz de saldırın, tamam. Kugat sen de şuraya... şununla bir destek ol öncelikle. Siz de şuradaki savaşa komple dahil olun. Kugat sen kime saldırıyorsun bilmiyorum ama şuraya saldırsan daha iyi olur. Kurbağalar yetişemedi. Kaçmaya çalışıyorlar çünkü. Şu arkadaşların biraz canı gitmiş. Onları biraz yıkemekte fayda var. Çok dayanıklı birimler değil. Ama yani karşılarındaki de okçu birimler çok da bir şey yapamazlar diye düşünmekteyim. Niye durdunuz abi? Saldırsanıza. Senin büyüğün de olmadı mı? Dur, şunları bir de debuff atayım. Şimdi atayım da kendi birimlerimi vurmayayım. Lordları biraz tehlikeli tabii. Ama ordusunun geri kalanı kaçtıktan sonra herhalde onlar da uzun süre hayatta kalmaz. Sen şuraya bir desteğe git. Onlar biraz fazla şey yapıyor. Sıkıntı yaşıyor. Siz de şuradan arkadan şunlara saldırırsınız. Sen çekil oradan istersen ya. Kaçmaya başladı, güzel. Kudurmuşlar için daha ideal bir hedef o zaman. Sen de savaşta mısın? Sen de bir debuff at o zaman. Rüzgarımızda hala az bir şey var. Bunlar bir toparlansın, ondan sonra bir hücum edeyim. Dur, hatta bir tane şundan kullanayım, bir tane daha. Ondan sonra hücum edeyim. Bunlar da kaçacaktır. Sen artık saldırma. Kendi adamlarımı vurmayayım. Kendi adamlarımı asla vermiyor olabilirim bir ihtimal. Ondan çok emin değilim ama büyük ihtimalle veriyorumdur ya. Yani kovala senlik, başka bir iş yok. Şunlar geri dönmüş ama ordunun işi bitmek üzere zaten. Sen onları tutturabilir misin bir ihtimal? Bir dene bakalım. Benimle gitmene gerek yok. Kugat yakın dövüşte de çok kötü değildir bu arada. Yakın dövüşe sokmadığıma bakmayın. Özellikle ileride Mortis motoru efekti kazanıyor. Dövüşe girmesi iyi oluyor o zaman. Şu an çok değil de. Onları hallediyorsun. Onların işi zaten bitti. Tamamdır, pek bir şey kalmamıştır bu savaşın. Peki, bir yakın dövüşe. Bir tane ordu yeteneğim varmış. Hücum hızı ve hız azaltıyor. Sizin piyade bonusunuz ve zırh deliciniz var. Bu büyük birim olarak mı geçiyor? Hayır, küçük birim olarak geçiyor ama... O zaman siz ya hasar verirsiniz ya ona. Siz de gidin yardımcı olun. Diğerleri de kenara geçsin. Kugat ve kurbağalar onu halleder. Yine geri geliyorlar ya. Kovala bari şunları. Şunların bu kadar hasar alması biraz canımı sıkmadı değil ama. Kaç birim vardı bunların? Ha, 9 birim varmış, tamam. Bir tanesi ölmüş sadece. O da toparlar bir ara. Savaş sonrası yağmalardan daha fazla şey elde edebilmek için bunu öldürmek isterim ama... Hızın kaç senin? Ha, 26'ymış, tamam ya. Kurbağalar öldürür onu o zaman. Kugat'tan bile kaçamıyor. Kugat'ın hızı 28. Ya kovalamıza gerek yok. Zaten yakalayamazsınız. Ya birçok insan böyle Nurgle, özellikle de Kugat'ı böyle çok ağır olduğu için, hem savaşlarda hem savaş dışında ağır olduğu için pek sevmeyenler çok aslında, ama ben severim ya. Onun da ayrı bir tadı var yani. Oo, 5 saat sürecek bunun öldürmesi. Seni hallediyoruz. Kugat'cığım ve babacığım, seni de yorduk biraz ama. Yani saldırısını düşürsen pek bir anlamı olmayacak. Saldırmıyor çünkü zaten. Bunu yapmamın sebebi bu arada bu ilk savaşta yine bütün ordu ölüyor kazandıktan sonra, bu savaşı geri çekilme olayları yok ama her zaman dediğim gibi ordudaki lordu öldürürseniz ekstra savaş sonrası yağma elde ediyorsunuz. Artık gelirden kullanırım,
parazit mi deniyordu? Yok, enfeksiyon elde etmek için kullanırım bilmiyorum ama yoğurdu öldürsem daha fazla veriyor. Ve yani oyunun başlarında da özellikle önemli böyle şeyler. Nasıl azaltalım? Zaten kaçamıyor ama olsun. Çok uzun süre geçerli olan bir debuff değilmiş ama olsun. Zehirliyoruz. Sayesiniz zehirli saldırı mı var? Aynen, zehirli saldırısı da varmış bunların. Güzel. Vurduklarına şu ekranda görmüş olduğunuz etkileri kazandırıyor. Bu arada ben bunu kovalarken Kugat atış serbestliği açık olduğu için saldırı gerçekleştiriyor. Kurbağalarıma hasar veriyormuş. Onu fark etmemişim. Kurbağalar 18'den 16'ya düşmüş. İyileşirler. Sorun olmaz. Kurbağalar öldürsün o zaman gerisini. Sen vurma lütfen. Atış serbestliği de kapalı halbuki ama yakın dövüşte saldırı dediğimiz zaman bile herhalde şey yapıyor. Midesinden o menzilli saldırı çıkarıp vuruyor. Ne öldüremediniz arkadaş ya. Hadi hadi. Kugat'ı mı kovalatsaydım acaba? O daha kolay öldürdü belki. Ya da sineklere falan. Neyse, bitti artık zaten de. Okey. En fazla kaos kudurmuşları öldürmüş ama tabii savaşın sonrasında kaçanları kovalarken öldürdü o kadar şeyi. En fazla hasar Kukat vermiş. Şimdiden şov yapmaya başladı. Savaş sonrası yağmada lütuf. Ordu ikmali %4, enfeksiyon 68. Enfeksiyon mantıklı göründü. Okey. Bu görevi de yerine getirdik. 50 enfeksiyonu da buradan aldık. Veba kullanmaya 400 olduktan sonra başlayacağım. Yani cheesy oyun hatasını kullanarak açtım bu sistemi ama şu an kullanmayacağım. 400 olduktan sonra başlayacağım. Hile yapmayalım. Bu arada Kugat'ın kendi özelliklerine de bir bakayım neler vardı. İblis birimler için zayi tıklama oranı, yetiştirme maliyeti ve Nurgle zerisi. Summon, tamam, güzel. İblisleri ölümlü olmayan birlikleri güçlendirmesiyle ön plana çıkıyor dediğim gibi. Nörgüzelleri için bir şeyler. Nörgüzelleri için daha fazla bir şey. Okey. Yani Nörgüzelleri çok bel bağlanacak birimler değil de yani Kugat'ın ordusunda yine bir iş yapıyorlar ama yani bunun için şey harcar mıyım? Yetenek falan harcar mıyım? Bakarız zamanı geldiğinde. Muharebe kazandıktan sonra bölge başına büyüme. Okey, fena değil. Nörgüz yozlaşması. Şirketlerde, eyaletlerde Nörgüz yozlaşması. Okey, fena değilmiş. Büyük lekeli olanları bufflamaca. Bunları almaya daha var. Ama güzel birimlerdir. Eskiden iyi değildi bu. Bütün kaos fraksiyonlarının en üst seviye birimleri eskiden bekleneni hiç veremiyordu ama arada buffladılar. İşte bağlı büyü falan verdiler bunlara. Daha güzel hale geldi. Hala bence muhteşem değiller ama yani kullanmak isterim ya. İyidirler yani. Onun dışında vebalı tüm eyaletlerde yetiştirebiliyoruz bunu alırsak. Kahraman kapasitesi veriyor. Kahraman rütbesi veriyor. Ulusal güzel. Vebanın yayılma şansı %10 gelecektir. Tüm vebalar için ulusal güzel. Veba yaratma enfeksiyon maliyeti ikisi %10, ulusal güzel. Vebalardan gitmek lazım. Bu arada dediğim şey şu. Evet, Mortis motoru etkisi diyordum ya. Bunu almak istiyorum. Şimdi buradan gördüğümüz kadarıyla Kugat'ı iyi bir büyücü haline getirecek bir şey yok burada. Item'ın da var mı? Mühimmat, savaş sonrası yağma, yozlaşma, maliyet. Burada da yok. Yani sıradan bir büyücüden hiçbir farkı yok o zaman Kugat'ın. Öyleyse Kugat'ı en azından şimdilik büyücü yapmaya gerek yok. Ordunda zaten bir büyücü var. Yolda yürüyeni alayım. Ardından Kugat'ın kendisini güçlendirme eğilimindeyim ama belki ordusuna da bir şeyler veririz. Burada ne var? Yağma, bakım. Yani yok ya. Aşağıdan gitmem herhalde. Yıldırım çarşması fena olmaz tabi ama. Ya kendisini güçlendiririm ya ordusunu güçlendiririm şu an için. Ama sevgili yancım. Birlik yenileme vermeden de olmaz şimdi ya. Büyülerini güçlendireceğim tabi de. Özellikle dediğim gibi Nurgle'ın ileri seviye büyüleri gerçekten çok iyi. Oralara da ulaşmak istiyorum ama yenileme vermeden de olmaz şimdi ya. Neyse, şimdi şuraya alalım. Parçalanmış taş ada. Kesin zafer diyor ama oyunun başlarında onu otomatik sonuçlandırmamak lazım. İzlenmeyi başlat. Yani deminki savaştan çok farklı değil, hatta daha kolay. Ama dediğim gibi yine de şey yapmamak lazım, böyle şeyleri otomatik sonuçlandırmamak lazım.
şöyle yükseğe mi geçsem yoksa ağaçların arkasında şunları saklayabileceğim bir yere mi geçsem? Ağaçların arkasında saklayabileceğim bir yere geçmeyi tercih edeceğim ya. Her ne kadar yükselti çok güzel olsa da okçuların arkadan saldırmak güzel bir şey. Yani asıl orduyu buraya diksem, kurbağaları da şuraya saklasam, kurbağalar oradan oraya gelene kadar 5 saat geçer. Gerek yok. Az bu kadar ileriye gitmeme de gerek yok. Kugat'ın menzilinde olsunlar yeter. Şurası falan güzel. Üzerime gelmeleri ne kadar uzun sürerse Kugat o kadar fazla hasar verir nihayetinde. Birazcık genişten alın. Öyle yapın. Sen de şurada dur da belki kullanmam seni gerekirse. Siz ikiniz şuralarda takılın. Sen oradasın. Son olarak kurbağaları da eğer koysam herhalde fark etmezler mi? Herhalde fark etmezler. Fark edebilirler ama çok uzaklaştırmak da istemem. Şöyle yapayım o zaman. Şöyle getireyim. Azıcık mesafeyi açayım. Şöyle gelsinler. Fark etmelerinin ihtimali azalmış olur böylece. Yes, buyurunuz. Kugat'cığım sen okçulardan başla. Nurgul yozlaşması bol olan bir yerde olduğumuz için haritalar yeşil yeşil. Yeşil rengini bol bol göreceğiz bu kampanyada diye tahmin ediyorum. Bu arada Kugat acaba şeyle başlıyor mu ya? Tarikatla başlıyor mu? Bu yeni tarikat sistemini hiç kendim de oynamadım bu arada. Yayını zaten yapmadım. Yeni tarikat binalarını falan bir gözden geçirmek isterim şahsen. Fark etme, fark etme. Fark etme. Fark etmiyor. Güzel. Fark etmedi. Bir tane daha çak kafalarını şimdi. Fark etti. Tamam. Bunlara da ol o zaman sen. Diğerleri bulaşmıyor ona. Okey. Uyar bana. Şunların menziline girmek üzereyim. Onların menziline girince şunları üstlerine salarım. Hatta bunları üstlerine salmayayım ya. Bunları okçu olarak kullanayım diye. Hatta şunları arkadan saldırsın. Şunları üstlerine salsam yeter. Keşke üzerime gelirlerken kullansaydım ama. Aklıma gelmedi. Kurbağalara bulaşmıyorlar bunlar değil mi? Tamam süper. Kudurmuşlar onları kesmeye yeter mi? Onlar yetiyor gibi ya. Kudurmuşları çok da küçümsememek lazım. Dünyanın en iyi birimleri sayılmazlar ama yani. Ben bir rüzgarım var. Şu debuffları da atayım. Sen arkadan okluyorsun. Sen onları hallediyorsun. Kudurmuşlar burada onları hallediyor. Güzel. Girmeyin savaşı şimdilik. Kugat bir bitiremedi şunları ya. Fazla ok yemesi işime gelmez. Şunları oklayayım birazcık. Kugat şu büyünün soğuması doldu mu? Dolmuş. Şuradan bir yollayalım şimdi. Tam onlar kaçıyor. Kudurmuşlar biraz hasar aldı ama beklediğimden daha iyi bir performans bile gösterdiler. Bunlar beklediğimden daha az bir performans gösterdi. Başlarındaki okçu atları sonuçta. Aha, savaş bitti. İyi mi? Şuradakiler hala dayanıyor. Şimdi oldu. Okay, ekstra terimi tuf güzel. Düz işgal et tabii ki. Hayata zarar vermek istemem kontrolüne falan filan. Parçalanmış taş adağı birinci seviyeymiş. Okey. Şimdi artık birim basabiliyor muyum? Artık basabiliyorum. Önümüzdeki tur basarsam daha az maliyet harcamış olurum ama bu tur basarsam da dediğim gibi direkt basılıyorlar. Bir tur bile beklemenize gerek olmuyor ama sağlıkları düşük oluyor. Bu tur basarsam sağlıkları biraz kendini toparlamış olur. Veba taşıyan Nurgle zirvesi. Kaç birim var burada? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 20'lemiş olur bu arada yuvarda. Öyle bir şey yaparsam. Seni, sen Kugat'sın. Dediğim gibi kendisini güçlendirmek istiyorum. Ordusunu da güçlendirmek istiyorum.
şunu bir vereceğim de sonra kendisine gideceğim ya. Şu ekstra tecrübe, aura liderliği, yani liderlik etkisi ibis fraksiyonlarıyla falan nispeten önemli. Liderliklerinin çökmesini istemem. Yoksa yok oluyorlar malum. Neymiş? Da güzel bir özellikmiş aslında ama ya dediğim gibi öncelikle şunu almak isterim ben ya. It will supplement my toxins. Bir binalara para harcayayım, ondan sonra bakayım şeye, birimlere. Şunu yaparsam veba süresi yayılma şansı güzel. Ordu binası yapmak isterim, bir an önce biriksinler. Ölümlü birimlerin binasını acele etmeyeceğim. İblis birimlerine odaklanacağım. Şunlar da süvarimsi birimler, güzel şeyler var. Ogre'lar, Nurgle yaratıkları falan ama önceliği diğerine vermek isterim. Ama şu an yapmak istediğim şey bu mu diye düşünüyorum. Şu kahramanlar elimde var. Buna ihtiyacım yok. Büyücü bir kahramanım var zaten yani. Elimde bir tane olduğu için. Ama özellikle tarikatçı kesinlikle isterim. Samınları çok güzel oluyor. 16. seviyede mi ne açılıyordu galiba samınları. Ama yani bu da güzel. Bir tane slotum var şu an. Yani bir an önce bassam da birikmeye başlasalar. Kaç tane şeyim var? Kapasitem çok. 12. Ama kahramanı da istiyorum. Ama 4 tur sürüyor zaten bir de bu. Kahraman olsun, kahraman olsun. Şunu bassam mı? 4000 maliyeti var. Biraz fazlaymış. Enfeksiyon veriyor. Kontrol değişmiyor ama gelir değişiyor. Bu eyaleti zengin hale getiren bir numaralı bina bu zaten. Nefis bir bina ama ilk turdan yapacak kadar da zengin değilim galiba ya. Birim basmayı tercih edeceğim ben. Eğer bu düşman çok güçlü bir düşman olmasa da şurada biraz güçlü bir düşman bizi bekliyor. Helmungos. Burada şu fraksiyonun rengini çok seviyorum ya. Hoş, benimkinden de çok farklı değilmiş aslında. Şöyle bir bakıyorum da. Yani aynen. Tonu değişik. Şimdi Korku Kaya'ya doğru giderim. Burada ordu bassar ama burayı kaybedersek kaybederiz. Önemli değil. Şu Korku Kaya'yı alır, ondan sonra parçalanmış taş körfeze doğru belki de sudan giderim. Ben birim basacağım ya. Hangi birim basacaksın diye soracak olursanız iki tane şundan kesin basacağım. Evet. Evet, güzel. Bayağı bir tazeleniyor önümüzdeki tura kadar. 52.600 kaldı. Bir Nurgle canavarı zırh deliciye şu an ihtiyacım yok. Zırhlı fraksiyonlarla savaşmıyorum. Bir kurbağa daha ucuz ama Helmungos'a karşı işe yarar mı ya? İyi birimdir, iyi birimdir. Başlangıç için fena olmaz. 1400 buna verirsem. Verdim gitti ya. Verdim gitti. 6 birim kaldı. Ha, bu arada 20 olmuyormuşuz ya. Pardon, yanlış hesaplamışım bunu. 19 oluyormuşuz. Nurgle zerreleriyle doldursam mı gerisinde, yoksa bunu mu alsam bir tane? İki tane. Bundan bir tane alıyorum zaten. Bir tane alıp ekonomimi çökertsem mi? Evet. Tamam. Güzel. Boşladım. Bir tane de Lord almak isterim tabii. Her zaman olduğu gibi yanında ikinci bir Lord gezdirmek her zaman güzeldir. Ama şu an ona param kalmadı. Neyse canım. Paramız olduğunda ilk yapacağımız şey herhalde Lord almak olur. Teknoloji. Fraksiyon ve askeri olarak ikiye ayrılmıştı. Thrones of Decay DLC'si ile beraber. Burada kontrol artı bir özellikle çok işe yarar. Büyüme tabii ki. Sefer hareket menzil tabii ki. Ama şu verimliliği almadan da geçmek olmaz. Verimlilik bir ordu yeteneği. Tazeleme veriyor. Tazeleme her zaman güzeldir. Şu an elimde bir tane ordu yeteneği var. O da çok işe yarar bir ordu yeteneği değil. Bu kesinlikle elimde olması gereken bir şey. Bunun dışında veba yapmayacağım dedim. Ha, kötücü tezahürümüz var. Lan keşke bunu kullansaydım yapmadan önce. Lan aklıma bile gelmedi. Hem yetiştirme maliyeti düşüyor, hem daha sağlıklı çıkıyorlar. Cık. Hay Allah.
neyse. Şey yok. Hata yapmışız başlangıçta. Elimde daha fazla para olabilirdi şu an. Yeni kimseyle tanışmadım diye düşünüyorum. Aynen kimseyle tanışmamışım. Öyleyse... Devam. Okey. Yancımız level atladı. Yenilenme veremiyorum. Yayılma kontrolü de tabii ki çok iyi olur ama... Büyüler. Büyüler önemli. Şimdi şuraya... Ulaşamıyorum. Buraya... Belki. Sudan gidersem. Öyle mi yapayım? Hem orada yapmasını da engellemiş olurum bu sayede. Korkukaya ya da oradan denize açılarak herhalde bir turda ulaşırım diye düşünüyorum. Tamam, öyle yapalım. Direkt şuradan çıkamıyor muydun ya? Ya bak sahil var, çıkarsın. Ya niye oradan gidiyorsun? Niye manyak mısın ya? Of, tamam. Tamam, peki. Neyse, karadan gitseydik de zaten bir turda ulaşamayacaktık. Önümüzdeki tur herhalde oraya ulaşırız diye tahmin ediyorum. Marş vaziyetine girip insem mi şuraya? Nasılsa taze inemiyorum. Marş vaziyetinde olmamın da bir mahsuru yok. O kadar sıkıntı yaratacak kadar yerim basamazlar. Tamamdır. Marş vaziyetine geçip önümüzdeki tur oraya ulaşacağımı garanti altına alayım bari. Neyse, Nurgle'a uygun şekilde yavaş yayılmış oluyoruz böylece. Yapacak bir şey yok. Şu an birimi basamıyorum. Veba 400 yapana kadar şey yapmayayım dedim. Çizlemeyeyim oyunu dedim. Keşke mi yapsaydım ya. Neyse, şuraya yaparız artık onu da. Ya da buraya. Yeni birisi yok. Bunu yapmama gerek yok. Devam. Okey. Şunu almış olduk. Karadan gitseydim şey avantajım olabilirdi. Şuralarda bir yerde büyü toplama vaziyetine girebilirdim. Daha fazla bir rüzgarım olurdu ama 70 var zaten ya. Şu oraya yeter diye düşünüyorum. 6 burada, 7 burada, 13 kişilik bir... Doğru hesapladım değil mi? Evet. 13 kişilik bir ordu. Bir tane lokları var. Onun dışında... Şunları menzili birinden saymasak da olur. Ya halledilir. Menzilenmeyi başlat. Destek birlikleri olan olarak gelmiyorlar. Direkt olarak karşıma dizildiler. Ben de herhalde yani şuraya gitmek... Buraya dizilirsem aslında üzerime gelebilirler. Ama ben bunun düşüncesini önümüzdeki bölümün başında vereyim. Bu bölümü burada sonlandırmanın vakti geldi. Bence çok uzatmayalım ilk bölümü. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse en azından bu ilk bölümü bir likelamanızı, bir beğenmenizi de rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.